Bugüne kadar Anadolu'nun dört bir yanında 22 spor salonu yaparak geleceğin sporcularının yetişmesine destek olan Saran Grup, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün adını taşıyan 23. spor salonunu Çanakkale'de açtı. Saran Grup, Türkiye'nin çeşitli illerinde açtığı spor salonlarına bir yenisini daha ekledi. Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün adını taşıyan 23. spor salonu Çanakkale'de açıldı. Hayırsever iş insanı Saran Grup Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Saran, yaptığı konuşmada bugüne kadar sahip olduğu her şeyi spora borçlu olduğunu belirterek, gençlere çok okuyun, çok çalışın ve Atatürkçü olun tavsiyesinde bulundu. Bugüne kadar Türkiye'nin dört bir yanında 22 spor salonu açtık ve bugün hep beraber 23. spor salonumuzu açıp Milli Eğitim Bakanlığı'na devredeceğiz. Ve bu gururlu günde bizlerle beraber olduğunuz için de hepinize çok çok teşekkür ederim. Ne mutlu bana. Değerli misafirler, ben bugün sahip olduğum her şeyi spora borçluyum. Spordan kazandığımızı yine spora yatırarak gençlerimize ve ülkemize katkı sağlamak en büyük amacımız. Tolstoy'un çok sevdiğim bir lafı var. Yaşadıklarında değil, yaşattıklarından anılırsın diyor. Bu ülkenin gençlerine umut olabiliyorsak, destek olabiliyorsak, güzel şeyler yaşatabiliyorsak bizden mutlusu yok. Atatürk yurt sevgisi ona hizmetle ölçülür demiş. Biz de bu yollar gençlerimize kucak açmaya devam edeceğiz. Gençler, size verebileceğim en iyi tavsiye, çok okuyun, çok çalışın, kendinizi sürekli geliştirin, sigaradan uzak durun, güçlünün yanında değil, haklının yanında olun ve tabii ki Atatürkçü olun. Çok teşekkür ederim. Bu arada da şehitlerimize de rahmet diliyorum. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Saygılar. Cevatpaşa Ortaokulu'nun bahçesinde yapılan Atatürk Spor Salonu'nun açılışına Saran Grup Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Saran, Çanakkale Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Büyük ve davetliler katıldı. Konuşmaların ardından hayırsever iş insanı Saadettin Saran'a Vali Yardımcısı Hakkı Uzun tarafından plaket takdim edildi. Öğrencilerin klasik müzik dinletisi ve halk oyunlarıyla devam eden törenin sonunda öğrencilerin ve davetlilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Saadettin Saran tek tek fotoğraf çektirerek Fenerbahçe formalarını imzaladı. Açılışın ardından spor salonu Çanakkale İl Eğitim Müdürlüğü'ne devredilirken Ton TV mikrofonlarına konuşan Saran, bugün sahip olduğu her şeyi spora borçlu olduğunu belirterek senede 50 bin çocuğun spor salonlarından faydalandığını söyledi. Vallahi benim annem ta küçüklüğümüzden hep bize kendimizi geliştirmemiz gerektiğini, boş bir beynin şeytanın oyun olanı olduğunu ve dolayısıyla bizi de spora teşvik etti. Ben spor sayesinde üniversitede okuyabildim. Babam devlet memuruydu. Dolayısıyla da kazanmaya da başladık. Annem de tekrar bize küçükken aşıladı topluma geri verme algısını. Biz de spordan kazandık çoğunu. Spor sayesinde bir yerlere geldik. Dolayısıyla spor üzerinden bugün 23. spor salonumuzu açıyoruz. Açtık daha doğrusu. İsmini Atatürk verdik. İnşallah işte senede 50 bin üzerinde çocuk kullanıyor spor salonlarımızı. İnşallah faydalı olacak gençlerimize. Size de teşekkür ederiz geldiğiniz için. Çok sağ olun.